Günlerden pazar. İzmir'in gözde pazarlarından Üçkuyular Sen Pazarı'ndayız. Baharın gelmesiyle çeşitlenen meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almışken Üçkuyular Pazarı'nın yer değiştirmesi gündeme geldi. Pazarın yerine İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin açılacağı konuşulurken bölgede başlayan inşaat çalışmaları bu iddiaları güçlendirdi. Üçkuyular Balçova Güzergahı'nda çok fazla alışveriş merkezinin bulunması ve bunlara bir yenisinin daha eklenecek olması akıllara çok önemli bir soruyu getiriyor. İzmir, İstanbul'a mı dönüşüyor? Bakalım İzmir halkı ve pazarcılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Üçkuyular pazar yerinin taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçkuyular pazar yerinin taşınması hakkında bütün arkadaşlar mahcuplar. Gidecek pazar yerinde de burada 1500 tane esnafız. 700 tane tezgah veriyorlar bize. Bir de o da yetmiyormuş gibi haftanın 2 günü olacak o pazar. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Esnaflar yani komple toplanıp bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Ya hiç iyi düşünmüyorum. Taşınması daha iyi olur. Çünkü bize daha yakın. Alışveriş merkezi olacağını söylüyorlar. Yani o kadar çok var ki zaten alışveriş merkezi. Sadece bizim evimizin yakınında. Ve çok uzağa taşınacağını da söylüyorlar. Yani hiç memnun değiliz şahsen. İşte pazarla oynamak, halkla uğraşmak kadar kötü bir şey yok. CHP bir İzmir kalmış dedi, onu da kaybedecek. Başka hiçbir şeysi yok. Ya pazarla oynamak ne demek biliyor musun? Halkla oynamak ne demek? Halkını düşünmeyen hiçbir iktidar hiçbir zaman kazanılmaz, kaybetmeye mahkumdur. Ve bak ben CHP'liyim. Yıllardır oldu bitti kendimden bildim CHP. Ama CHP'ye bir daha oy kesinlikle yok. Çünkü vatandaşını düşünmeyen bir belediye kazanmak istediğinde kazanması hiç önemli değil. Kazanmayacak. Önce vatandaş. Üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? Bu yerimize alıştık artık. Müşterilerimiz alıştı. Dağıldığı zaman nereye gideceğiz bizi? Nerede arayış bulacaklar? Yani yerimizi verseler çok iyi olacaklar. Vallahi köprünün altına alacaklar galiba. Köprünün altı yeterli kapasitesi de yok galiba. Nasıl sığdıracaklar bu kadar esnafı bilmiyorum oraya. Ama hiç pazar yeri vermeyeceklerdi bize. Yani ona da şükrediyoruz. Buraya alışveriş merkezi yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben alışveriş merkezi yapılmasına, zaten alışveriş merkezi tamamına karşıyım. Yani emperyalizmin bir oyunu bu. Hani koca dünyanın birçok ülkelerinde 3-5 tane varken sadece İstanbul'da 93 tane, İzmir'de sayısını bilmiyoruz. Yani bu kadar Ticaret Bakanlığı'nın bu alışveriş merkezlerine müsaade etmesi küçük esnafları yok eder yani. Yerimizden memnunduk biz yani. İnşallah güzel bir yer verirler. Yine memnun kalırız. Başka ne diyebilirim? Yani bu kadar kişi mağdur şu anda. Ne düzgün müşteri geliyor. Ne alışveriş var. Yani öyle. Herkes de pazardan memnun. Bütün esnaf memnun. Gelen müşteriler memnun. Yerimizin gitmesini istemiyoruz ama ne yazık ki başımızdakiler sağ olsun. Köprünün altına gelecek diyorlar. Gelecek mi? Gelmesini çok bekliyoruz. Oraya gelmesini. Oraya gelmesini mi istiyorsunuz pazarın? Köprüye gelmesini istiyoruz. Yani pazarcıların işi de güzel olur orada. Diyecek bir şeyim yok. Üçkuyular Sen Pazarı'nın yerine yapılacak olan İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin inşaatı için pazar alanındaki küçük işletmelerin yıkımı başladı. Bizim önümüzde biz çalıştırıyorduk 25 yılından beri. En son işte 4 yıl sözleşme aldık. İhaleyi feshettiler. Ondan sonra işte cuma günü sabahı saat 8 gibi geldiler ekiplerle beraber. Balçova Emniyet Müdürü dahil geldiler. Mekanı boşaltmamızı istediler yarım saat içerisinde. Boşalttık, işte sonuç bu. Yani böyle yaptılar. Bizi de yani dışarı attılar. Yani hiçbir yer göstermediler. Mağduruz yani. Ortadayız. Evde çoluk çocuk var, işte mağdur olduk. Böyle buralarda işte geçinmeye çalışıyoruz yani. Pazar yerinde başlayan yıkım sebebiyle işletmelerini kaybeden esnaf çareyi etrafa ilan asarak buldu. Peki Üçkuyular Sen Pazarı'nın kaldırılacak olması pazarın hemen yanında bulunan ilçe garajının durumunu nasıl etkileyecek? Üçkuyular pazar yerinin kalkacak olması buradaki servis araçlarının durumunu nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle, bizi buradan yaklaşık şurada 2 kilometre gibi uzakta bir yer var. Çakalburnu dediğimiz bir yer. Bizi oraya alacaklar. Şimdi oraya aldıkları zaman buradan gelen, metrodan inen yolcu direkt burada garaja giriyordu daha önceden. Hani yağmurda, çamurda bu insanlar buradan hemen dolmuşlara biniyorlardı. Şimdi oradan çıktığımız zaman şu ara yoldan gönderecekler. Peki oradan geldiği zaman insanların bu sefer dolmuş bekleme olayı olacak. Yani yağmurun altında diyelim ki şu biraz yağmur var. Daha bunun kışı var. Kış günü o insanlar orada dolmuş bekliyor. Burada dolmuş yolcuyu bekliyordu. Herkes geliyordu, arabalara biniyordu, gidiyordu evine. Şimdi o öyle olduğu zaman dolmuş gelecek. Yolcular durakta onu bekleyecek. Ne zaman gelecek, ne zaman gelmeyecek, böyle bir sıkıntımız var bizim de.
Proje kapsamında arazide bulunan vergi dairesi ve aktarma merkezine taşınacak. Aktarma merkezinin taşınıp buraya alışveriş merkezi yapılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç gönlümce istemiyorum böyle bir şeyin olmasını. Hem pazar alışverişimiz var, hem yani ulaşım daha kolay. Ve pek çok benim yakınlarım, dostlarım, hiç kimse taraftar değil olmasına. Kesinlikle karşıyım ben. Kesinlikle buraya avma yapılmasını istemiyorum. Bu pazar yerinin devam etmesi lazım.